Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün de bakın bu camdayım. Hani böyle bazen videolarda söylüyorum. Yeni gelen arkadaşlar için özellikle bunu söylemek isterim. Burası da böyle arkadaşlar yatak odası camı. Buraya da böyle düzenlemesini bitirdim. Yani burada büyüyecek olanları, işte sonbahar burada geçirecek olanları, zirai donlar olmadığı sürece burada kalacak olanlar bunlar arkadaşlar. Bunların böyle çok güzel renkler almasını istiyorum. Mermeri böyle bu kadar saksılara olacak şekilde. Hiçbir şekilde böyle mermerin dışına doğru bırakmıyorum arkadaşlar. Tamamen mermer biraz pay bıraksın ki hani riskli olmasın. Gördüğünüz gibi şöyle bakın. Diziyorum. Geçen sene bir problem yaşamadım. Ama çok da keyifli büyüdüler burada. Yani bu konum tam sukulentlere göre. Böyle önü de açık arkadaşlar. Hiç binalar falan da kesmiyor. Gördüğünüz gibi cadde olduğu için şurası da böyle bir cadde. Bu şekilde. Burada böyle undulata var arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz salon camımdaydı. Biraz büyük bir boy saksıya aldım. Hani buralarda şununla beraber böyle takım gibi. Bu hala şeyde aynı saksısında ama bakın idare ediyor. Şöyle yakından size göstereyim. Bunun burada kışın nasıl olacağını bakacağım. Pembelikler katacak mı? Tabi boş kalan yerleri her zamanki gibi değerlendiriyorum. Hemen bu aşamalarında olan yapraktan büyüyen bazı türlerimi buralarda arkadaşlar belli bir boya gelene kadar öyle idare ettiriyorum aslında. Bunu saksı değişimi yaptıktan sonra hiç su vermemiştim. Burada böyle yağmur aldı. İlk suyunu biraz yağmurla aldı. Toprağını nemlendirdi. O yüzden şu anda da böyle pek aciliyeti yok su için. Biraz beklesin, sonra bolca bir sulama yapacağım buna. Şöyle pulvinatam zaten buraya koydum. Şöyle arkadaşlar çok güzel olacak burada inşallah. Şu ara ara çeviririm tabii ki yönlerine. Böyle dolu dolu güzel bir saksı. Şöyle. Şavinam zaten güzel maşallah. Çiçek demiştim. Evet, çiçek olduğu kesinleşti. Ama şu da belki yavrudur artık. Buraya arkadaşlar Echeveria lülularım. Yapraktan büyüttüm ben bunların ikisini. Yani bu saksıda olanları da. Bunların ikisi farklı bir tür. Şunlar da lülo. Çok tatlı bir ismi var. Yani ismi gibi kendi de çok tatlı aslında. Şöyle şu çöp şişi şöyle yapalım da koluma gelmesin. Çok güzel böyle pembemsi lila bir tonları var. Bakalım kışın daha da nasıl güzel olacak. O renklerini görmek istiyorum. Bunlar böyle şu minyatür bir tür diyebiliyorum ama güzeller yani arkadaşlar burada. Burada da geçen videomda söylemiştim. Suyu onları böyle bir saksı yapmıştım diye. Onları da buraya koydum. En güzel konumda yine bunları da tuttum. Burada biliyorsunuz verigatalı var. Bu tepe çeliği aldığım başka bir rozetti. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yani suyonlar bu şekilde böyle kesildiğinde de çok güzel. Görüyorsunuz kaç tane var ben saymıyorum. Hem de saymayalım derler ya bereketi kaçmasın. O şekilde böyle büyüyor. Benim bir türlü gövdelerinden yavru alamadım. Nedense hani. Ya konumundan dolayı oldu ya besinsiz mi kaldı bilmiyorum. Tabii değişimlerini yaptım. Sonra da böyle çeliklerini aldım arkadaşlar. Bunlar da zaten diğer aldığım yerdeki çeliklerdi. Şurada da çok güzel arkadaşlar. Bunlar chocolate. Çok güzel. Ben bunları kesmiştim zaten. Küçüktüler. Bir daha kestim. Bakın o köklendi. Gövdesi de burada. Böyle ufak tefek çoğaltmalar yapıyorum. Elimde yeteri kadar olmayanları. Burada da madibalarım var. Biliyorsunuz yapraktan büyüttüm şunu. Bu bana biraz daha böyle hani hediye gelmişti büyük şekildeydi yani. Böyle beraber diktim. Bunlar da büyük ihtimal gosti olabilir arkadaşlar. Bakın renklenmeye de başlamış aslında. Ben renklerini daha güzel görüyorum yakından. Burada bir de arkadaşlar böyle kulibra var. Geçen videomda söylemiştim linguası işte kaybettim, onu da buraya getirmiştim. Sonra tabii ki o gidince ben de buraya pink trompet ve diamantı getirdim.
Burada da böyle kışın bakalım güzel güzel renkler alırlar. Şu aslında kulibrayı almak istiyorum. Şöyle yakından bakalım sizlerle. Böyle arkadaşlar bakın dropslarını da oluşturdu. Burada daha çok güzel güneş görecek. Güneşe daha çok doyması gerekiyor aslında dropslu türlerin. Şu anda böyle hep yeni yapraklarından da gördüğünüz üzere dropslar gelmeye başladı. Kışın çok keyifli inşallah diyorum ya, bir problem çıkmazsa o güzelliklerini göreceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz kışın güzelliklerine güzellik katıyorlar. Havaların serinlemesiyle böyle renk almaları. Zaten sukulentler bu yüzden bizim çok böyle hoşumuza gidiyor. Her mevsim farklı güzellik sunuyorlar bize. Bunu da yerine böyle koyalım. Bu şekilde şöyle ha. Şuraya bir de arkadaşlar opalinalarımı zaten buraya koydum. Onlar burada durması için ben bu saksıya dikmiştim. Şöyle güzel güzel böyle büyüsünler bakalım. Geniş bir alan oldu onlar için de burada. Ne yapayım, yine de vazgeçemiyorum. Yerim olmamasına rağmen. Bir şekilde onları da işte büyüdüklerinde devam ettirmeye çalışıyorum. Şöyle zaten görüyorsunuz arkadaşlar, bu kadar bir saksı ancak sığıyor. Ama keyifli, güzel büyüdükleri bir konum burası. Şöyle görüyorsunuz. Benim bütün boy boy arkadaşlar saksılar yani. Buradan başlıyor benim zaten daire hani. Buradan başlayıp mutfak, salon, balkon diye gidiyor zaten. Ve hepsinin cam önlerinde de saksılarım var yani. Binada da tek benim böyle bu şekilde kuşatılmış gibi camdan öbür balkona kadar saksılar, sukulentler dolaşıyor yani. Seviyorum bu görüntüsünü. Ve mutlu oluyorum arkadaşlar. Şöyle. Buraya aslında sineklik takıyorum. Bakın kışın çıkardım. Hani kışın derken şu anda çıkardım onu, yıkayıp kaldırdım. Burayı da böyle sukulentlere bıraktım yani. Onlar burada güzel güzel büyüsün. Bu kadar arkadaşlar. Böyle kısa bir video paylaşmak istedim sizlere de. Kendinize çok iyi bakın. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.